Herkese merhaba arkadaşlar. Makro TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü makromuzda Afortech X7 mouse'umuz ile nasıl float atarız onun ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Ayarlar iki tane ayar üzerinden gideceğiz göstereceğim arkadaşlar. Şimdi birinci ayarda normal chat bölümünden mana gitmeden normal bir şekilde float atma ayarını göstereceğim. Şu şekilde. Bir ayarımızda buradaki tuşumuzda var arkadaşlar. Buradaki tuşumuzda ise float attığımızda mana yiyen chat bölümündeki yerden float attığımızda manamız bittiğinde yerine mana basacak şekilde bir ayar gösterdim. Öncelikle bu ayardan başlayalım. Diğer ayarı da biraz sonra burayı anlattıktan sonra göstereceğim. Şimdi buradaki ayarı şu şekilde burada nasıl çalıştığını göstereyim. Ardından sayfayı temizleyeceğiz ve sizinle birlikte burada ne yazdığımızı, nasıl yaptığımızı anlatacağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane kopyaladığımız yazıyı buraya yapıştırdı. Ardından iki kere yapıştırdı ve Enter'a basıyor. Bu işlemi 5 saniyede bir yapıyor arkadaşlar şu an. Buradaki ayarlarda bu işlem 5 saniyede bir yapmasına göre ayarlandı. Gördüğünüz gibi bunu oyun içerisinde de yapıyor ve oyun içerisindeki videoyu Facebook sayfamıza yükledim. Açıklamada bulunan Facebook sayfası linkinden videoyu izleyebilirsiniz. Evet. Bu birinci ayar. Şimdi gelelim ayarların nasıl olduğuna. Sayfayı temizleyelim arkadaşlar. Ve burayı 100 yapalım. Ardından buraya bir tane Enter bırakıyoruz. Ve CTRL'ye basıyoruz. CTRL'den elimizi çekmeden V tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ve ardından elimizi CTRL'den çekiyoruz. Ve şimdi burayı 5000 yapıyoruz arkadaşlar. Ve ardından Enter yapıyoruz. Bu Enter 5000'in alttaki 5000 olarak kalacak arkadaşlar. Üstü yine 100 yapıyoruz. Şimdi buraya yaptığımız işlemi buraya 5000 yaptığımız için 5 saniyede bir bu işlemi tekrarlayacak arkadaşlar. Şimdi bu aynı float'u devamlı iki kere attıktan sonra devamında atamadığımız için oyun içerisinde float'u değiştirmemiz gerektiği için aynı işlemi tekrarlayacağız burada. Enter yapıyoruz. Bu sefer CTRL'ye basılı tutuyoruz. İki tane V yapıyoruz arkadaşlar. Yani CTRL VV iki tane kopyaladığımız yazıyı iki kere yapıştırıyoruz sayfaya. Ardından CTRL'den elimizi çekiyoruz. Ve yine burayı 5000 yapıyoruz. Enter yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu 5000'in burasını yine 100'e düşürüyoruz. Bu şekilde ayarlar arkadaşlar. Burada gösterdiğim ayarlar buradaki yazdığımız ayarlarla aynısı oldu şimdi arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim süreleri nasıl ayarlayacağınıza. Sadece burada şu iki tane 5000 olan yer float'umuzun atacağı serilik arkadaşlar. Biz bu float'u kaç saniyede bir attırmak istiyorsak buraya ona göre milisaniyesini yazmamız gerekiyor. Örnek veriyorum. Buraya 5000 yaptık. 5 saniye. 8000 yaparsınız 8 saniyede bir float atar. Veya 2000 yaparsınız 2 saniyede bir. Ama burayı fazla düşürdüğünüz zaman oyun içerisinde şu an yine bir güncelleme gelmiş sanırım. Float'u çok seri attığınız zaman yine ban yiyorsunuz belli bir süre. Mute yiyorsunuz. Belli bir süre sonra açılıyor muteniz. O yüzden size tavsiyem hani burayı çok fazla düşürmemeniz, çok aşırı bir şekilde seri float attırmamanız olması. Burayı çok düşürmemeden hani orta halde bir şey ayarda saniyesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mantık bu şekilde. Ardından buradan geçiş yap diyoruz bir tekrar durdurana kadar ve kaydet diyoruz. Ayarlarımız kaydoldu arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci ayarımıza. Bu ayarı da yine oyun içerisindeki videoda gösterdim nasıl olduğunu. Şimdi sayfamızı temizleyelim. Buradaki ayarı başlatıyorum şimdi arkadaşlar. Burada 3 tane ayarı 3 kere yazacak yazıyı. Ardından bir tane 2'ye basacak. Yani 2'ye basmasının sebebi mana potumuzun 2'de olduğunu düşünerek. Bunun rakamını değiştirebilirsiniz. Hani 2 değil 5, 8,
7 her neyse değişiklik yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2'ye bastı burada. Yani manamızı bastı. Geri float atmaya başlıyor. Şimdi tekrar 2'ye basacak. Yani mana basacak. Ardından float'a yine devam ediyor arkadaşlar. Yine bu ayarlar da aynı. Sürelerini ayarlayacağız şimdi nasıl olduğunu arkadaşlar. Makroyu durdurdum. Şimdi gördüğünüz üzere bu ayarlar da yine 5 saniye üzerinden ayarladım. Yine az önceki anlattığım gibi bu 5 saniyeyi kendiniz ne serilikte attırmak istiyorsanız bu 2 tane 5 saniyeyi kendiniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sayfayı temizleyelim. Ardından yine burayı 100 yapıyoruz arkadaşlar. Enter yapıyoruz. CTRL ve CTRL'den elimizi çekiyoruz. Bakın burada CTRL'ye ilk bastığımızda elimizi çekmeden V'ye basıyoruz ve tekrar sonrasında CTRL'den elimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde ayarlamazsanız oyun içerisinde yapıştır yapmayacaktır. Ardından 5000 yapıyoruz. Enter yapıyoruz. Burayı 100'e düşürüyoruz. Şimdi oyun içerisinde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oyun içerisindeki videoda bu şekilde 3 tane float artı bir tane mana bastığında mana yetişmiyor. Hani mana zayıf kalıyor 3 float'a karşılıkta bastığında. O yüzden ben bunu oyun içerisinde de söylediğim gibi şimdi buradan 2 float bir mana şeklinde göstereceğim. Yani şimdi burada bir tane float'umuzu attık. Ardından yine bu işlemi tekrarlayacağız ve bir tane mana bastıracağız arkadaşlar. Enter diyoruz. CTRL V elimizi çektik. Burayı 500 5000 yaptık arkadaşlar. Enter'a bastık. Burayı 100'e düşürdük. Ardından şimdi mana bastıracağımız tuşu ekleyeceğiz buraya. 1'den 9'a kadar. Hangisinde mananız varsa hangisiyle bastırmak istiyorsanız. Örnek veriyorum bu sefer 8'de. Manamızı bastı arkadaşlar 8'de. Ayarlarımızı kaydet dedik. Mananın süresi de 100 olacak arkadaşlar. Mouse'umuza indirdikten sonra ayarlarımızı bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi yaptığımız ayarları burada göstereyim. Burada oyun içerisinde 2 de göstermiştim. Şimdi 8 olarak kaydettik arkadaşlar. Ve başlattım. 2 tane üzerinden gösterdim ve burada 2 kere basacak float. Ve bir tane mana basacak. Gördüğünüz gibi 8'e bastı ve 2 float üzerinden gitti şu an. Çünkü 3 tane float üzerinden gittiği zaman 1920'lik mana potu karşılamıyor arkadaşlar bunu. O yüzden bu şekilde ayarladım. Ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki farklı makro videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.